adamları getirmek lazım oraya. Bir şey kesinlikle bulmak lazım. Yani. Yani o dinamizm getiriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama aslında kenti de gençleştiriyor ve evet. üzerindeki kabuğu özellikle evet. taşra kentlerinde üzerindeki kabuğu kırıyor. Tozu temizliyor. Tozu temizliyor. Parlatıyor. Yani, aynen öyle. O yüzden ben de çok önemsiyorum bu işi. İnşallah bakalım bir üniversiteyi taşıyacağız oraya. Hayırlısı olsun. Evet. Seferihisar öğrencisi için mesela İzmir Atatürk Lisesi'ne gitmek ya da Bornova Anadolu Lisesi'ne gitmek bir hedef midir? Olmaz mı? Siz de bu buraya özellikle kasten getirdiniz diye evet. düşünüyorum. Bizim tarafta da ben Aydın tarafındanım. Yani hele İzmir Atatürk'e gittiniz mi? Hı-hı. Son dönemde sizinki Bornova. Evet, evet. Siz eskisiniz. Yokuz evet. eskiden bizimkiler vardı. İzmir Atatürk Lisesi'ne gitmek şey gibi Cumhurbaşkanı olmak falan gibi bir şey. Tabii yani, bir statü o. Yani perişan olurdu talebe falan. Evet, evet. O yüzden sizin de Bornova Anadolu Lisesi'nden olduğunuzu evet. öğrenince çok heyecanlandım. Ben İzmir evet. Atatürk derim. Nasıl okulunuzla ilişkilerinizi sürdürüyor musunuz? Tabii ki. Yani çünkü insan hani köklerine ait hissediyor kendisini bir evet. şekilde. Bir de onlar çok güçlü kökler. Evet. Yani Bornova Anadolu Lisesi vakfı olarak da işte sahip çıkmaya çalışıyoruz okulumuzun geçmişine, geleneklerine ve geleceğine. O nedenle bir vakıf çatısı altında örgütlenmiş durumda. Tabii çok değerli. Yani bizim için çok kıymetli. Orada da var mı böyle parmaklamalar? Tabii. Olmaz mı? Yani birçok şeyde ortak çalışma alanları yaratmaya çalışıyoruz birlikte. Çünkü çok kaliteli ve çok zengin bir insan malzemesi var Bornova Anadolu Lisesi'nin, tarihinin. Yani farklı dönemlerde mezun olmuş ve bugün Türkiye'nin çok önemli, çok kritik noktalarında görev yapan işte doktorları, mühendisleri, idarecileri onlarla paslaşıyoruz tabii. Evet. Bu benim için de büyük bir güç kaynağı açıkçası. Evet. Ve her zaman hani sırtımı dayayabileceğim, varlıklarından hep gurur duyduğum bir camia. Zenginleştiriyor değil mi? Aynen öyle. Bir kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, güvende hissediyorsunuz, yani, sırtınızı dayıyorsunuz. Kesinlikle. İşte o kökler meselesi. Yani köklerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu benim için bal, sizin için Atatürk Lisesi ama kim için neyse o. Yani evet. önemli olan o geçmişi yok saymamak, ona sahip çıkmak, onun değerini bilmek, oradan beslendiğini unutmamak. Doğru. Çünkü onu unuttuğumuz zaman köksüz ve yani yaprak gibi savrulan bir noktaya gidiyoruz. Doğru. Geçmişiniz yoksa siz de yoksunuz. Aynen zaten. Öyle. Sonra ne okudunuz? Sonra Ankara Hukuk Fakültesi. Hukuk okudunuz. Siz evet. hukukçusunuz. Evet. Orada kaldınız mı hukuktan sonra? Yok. Hukuktan sonra uluslararası ilişkiler master'ı yapmaya İsviçre'ye gittim. Uluslararası ilişkiler okudum. Sonra gelip turizmle meşgul oldum. Ondan İşte benim kastettiğim şeylerden evet. biri bu. Yani özellikle tayfaya sesleniyorum. Sanmayın ki filanca üniversiteye girince her şey bitti. Oh tamam yan gel yat. Hayır. Her şey yeni başlıyor. Şimdi bak karşınıza bir örnek var. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından birisi. Neredeyse Türkiye'de herkesin tanıdığı bir kentin belediye başkanı. Tanıdığı bir başkan. Söylediklerini duydunuz değil mi? Hukuk okudum Ankara'da. Sonra uluslararası ilişkiler master yaptım. Sonra turizm işi yaptım. Turizmle uğraştım. Şimdi bir yerel yöneticiyim. Ha demek ki bu şu kağıdı alıp diploma diye duvara asmakla alakalı bir şey değil çocuğum. Bu bir vizyon, bir proje. Kendine dair yaptığım bir proje. Bugünden o kadar detaylı yapamayabilirsin ama en azından şunu koyabilirsin. Abi filanca yere giderim ben ilk adım. İşte hukuk okurum ama bu iş orada bitmez. Bu işin arkasını getirmek lazım. Kesinlikle. Hepsinin faydası oldu değil mi? Aynen öyle. Yani ne kadar çok şey biriktirmişim diye düşündüm başkan seçildiğim zaman. Çünkü o biriktirdiğim her şey bir anda kentim için kullanabileceğim malzemeye dönüştü. Yani ben İzmir Radyosu'nda çocuk saatinde program yaptım 7 yıl. 10 yaşından işte 17 yaşına kadar. Bunun o kadar faydasını gördüm ki Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro yaptım işte 5 yıl. Bunun çok faydasını gördüm.
gittim bulaşık yıkadım İsviçre'de okurken. O bulaşık yıkamanın o kadar çok faydasını gördüm ki hayatımda. Bulaşık yıkayanı anlarım artık. Kesinlikle. Ha. Çünkü o alın terini anlamıyorsanız, bilmiyorsanız ne demek olduğunu, o binlerin, on binlerin halinden de anlamıyorsunuz o zaman. O bir şey eksik kalıyor. Suni teneffüsle olmuyor yani. Onu yaşarsanız ancak anlıyorsunuz. Ama şuraya lafı getirebilir miyim abi? Müsaade ederseniz. Rica ederim. Şu çocuklara verdiğiniz bir nasihat var. Çok önemli bir şey. Yani o diploma orada kalmıyor. Başka bir şeyin daha kalmamasını dilerim. O da şu yurtseverlik dediğimiz mesele. Her yerde anlatıyorum. Müsaade edersen çok lütfen, kısacık bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bizim bir kardeş şehrimiz var. Almanya'da Ham ismi. 200 bin nüfuslu bir şehir. Oraya bir davet üzerine gitmiştim. Eski Sağlık Bakanları da açılış konuşmasını yaptı toplantının. Toplantıya şu cümleyle başladı. Almanya'da 24 milyon gönüllü var dedi. Şimdi bir an kafamdan geçirdim. 80 milyon nüfuslu bir ülke, 24 milyon gönüllü. Bu ne demek ya? Muazzam bir şey demek. Sonra anladım ki, düşünsenize, iki dünya savaşı yaşamış, ayrılmış, sonra tekrar birleşmiş, muazzam bir ekonomik külfet üstlenmiş ve bugün hala Avrupa'nın en başarılı, bir numaralı ülkesi, dünyanın en iyi gelişen ülkelerinden biri. Nasıl oluyor bu? Gerçekten ben o 24 milyon gönüllünün çok büyük katkı yaptığına inanıyorum. Çünkü milliyetçiliği veya ulusalcılığı bir bayrağın arkasında yürüyüp marş söylemekten ibaret bir şey olmaktan çıkartmışlar. Sadece marş söylemek değil artık milliyetçilik. Orada yaşayan o böceğin hakkının korunması, toprağın altındaki zenginliklerin, değerlerinin işte sahiplenilmesi, trafik sorununa destek olmak, sağlık konusunda elini taşın altına sokmak, eğitim konusunda gönüllü hizmetler üretmek gibi. Hiçbir şey beklemeden. Ha. Evet. Yani o içinde yaşadığın coğrafyaya, mahalleye, kasabaya, köye, kente, ülkeye ben ne yapabilirim diye sormak ve bunun içinde hiçbir şey beklemeden ortaya koymak. Yapmak. Enerjini, zamanını, mesaini vakfetmek. Bunu yapmaya çok ihtiyacımız var. Eğer ben bu nesilden çok umutluyum, bu gençten, yani sizin konuştuğunuz gençlerden çok umutluyum. Bizim neslimizden abi açıkçası umudumu kaybettim. Bizim neslimiz hakikaten artık umut taşımıyorum. Yapma ya. Vallahi taşımıyorum ama bu gençlerden çok umutluyum. Bak iyimser bir şey söylüyorum. Gerçekten çok umutluyum. Çünkü ben onların son derece yurtsever, son derece doğa sever, son derece insan sever olduklarını düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Ve dilerim oyunu hani şeyle neydi diploma ile beraber o vicdanını da korumayı sürdürürler. Umarım. Çünkü o vicdan kayboluyor. Bu küreselleşmenin hızı en çok vicdanlarımızı törpüledi. Köreliyor değil mi? En çok vicdanlarımızı köreltti. En çok onu törpüledi. Biz eskiden böyle değildik. Yani komşumuz aç yatarken... Bizim fıtratımızda bu yoktu. Fıtratımızda da yoktu. Geleneğimizde de yoktu. Yok. Yani komşumuz aç yatarken biz tok uyuyamazdık. Aynen. Yani hakikaten uyuyamazdık. Ya mahalleli diye bir şey, bir kültür vardı. Gidip biri taşındığı zaman komşular mutlaka yani, bir kap bir şey götürürdü. Var mı bir ihtiyacın diye sorardı. Yani beyi bir yere gitti, kadın yalnız kaldıysa herkes kol kanat gererdi. Ha. Yani mahalle kültürü diye bir şey vardı. Bunlar filan ne yazık ki tüketiyoruz. Ucuza tükettik. Aynen. İmece diye bir şey vardı. Ha. Köylünün köyüne sahip çıktığı ve birlikte el birliğiyle hani kanalını yolunu işte yapıp suyunu taşıyıp neyse ihtiyacı beraber giderdikleri, kimsenin kimseye ya sen az çalıştın sen çok çalıştın demediği, kimsenin karşında bir şey beklemediği, topyekun menfaatlerin peşinde koşulduğu dönemler vardı. Biraz şeyle de alakası var Sayın Başkan, senin konuşmanın başında söylediğin Rönesans'ı yaşamamıştık meselesi. Evet tabii. Bütün bu saydıkların aslında bireysel ve toplumsal aydınlanmanın kesinlikle sonuçları. Biz ne yazık ki tam şeyde kaldık.
Araf'ta. Araf'ta kaldık. Yani birey miyiz, değil miyiz? Ne kadar toplumsalız? Gönüllülük sayısı burada evet, bir kriter. Kesinlikle. Bizde var mıdır 24 milyon, 70 milyon da? Yoktur. Ve bizde aksine gönüllü kuruluşlar kösteklenir. Tabii tabii. Desteklenmez. Evet, kimseye doğru dürüst destek olmaz. Yani. Dolayısıyla söylediğiniz çok önemli. Ve bireyin aydınlanması, giderek toplumun aydınlanması. Aydınlanma kavramının içinde bu söylediklerinin tümü. Çok doğru. Senin için sana nasıl katkı sunabilirim? Senin için ne yapabilirim? Şimdi öyle değil. Herkes birbirine dolar görüyor, bakıyor. Buradan ne çıkarırım abi? Evet. Bu adamdan bana ne gelir abi? İşimize bakalım abi. Evet. Köşe abi. Köşeyi dönelim abi. Para abi. Bütün kriter para. Yeni şey o yani. Tatsız bir de bir şey tatsız abi, bir de bir şey. Onu da ilave edebilir miyim? Evet. Yani bunu kolaylaştırmak için belki de şu kutuplaşma dediğimiz bir şey yaşıyoruz. Yani bu ne yazık ki yukarıda başlayan ve aşağıya da hani katlanarak, büyüyerek inen ve tüm kılcallarına yayılan bu memleketin bir bela. Öylesine ayrıştırılıyoruz ki ve öylesine sertleşti ki bu kutuplaşma. Komşular komşularıyla, akrabalar akrabalarıyla hani görüşmez konuşmaz oldular. Kahveler ayrıldı. Aynen. Ya ben inanamıyorum buna. Yani o kadar yazık ki. Çünkü o kadar güçlü ortak paydalarımız var ki aynı coğrafyayı paylaşıyor olmanın getirdiği. Biz ne yazık ki o paydaların peşinde koşmuyoruz. Ve ayrılıklardan besleniyoruz. Az önce konuştuğumuz siyaset kültüründe belki bunu da ilave etmek lazım. Bizim siyaseti yaparken belediyede de özellikle yerel yönetimlerde mutlaka herkesi kucaklayacak yollar, yöntemler bulmamız lazım. Onun için mutlaka bu kutuplaşmanın önüne geçmemiz lazım. Yani mutlaka hani o kutuplaşmayı empoze edenlere kardeşlikle cevap vermeyi becerebilmemiz lazım. Bu çok zor bir şey. Çok zor. Çok zor çünkü... Yani bir tokat attım bak, bir tane de buraya vur demek gibi bir şey. Gibi bir şey ama başka çaresi yok. Her şeyi yeniden başlamak lazım. Aynen. Hocam faşizme faşizmle cevap veremezsiniz. Evet. Ne yazık ki kan sizde boğuyor. Aynen öyle. Ne yazık ki öyle. Ben yine de senden belki küçük bir sen demeye başladım. Tabii lütfen bakma abi. Ben bizim kuşak içinde de iyi niyetli unsurlar olduğuna olan inancımı korumak istiyorum. Tamam yani, peki abi. En azından bugün burada olmanız çok önemli bizim çok için. Çok sağ olun. Yani, çok teşekkür ediyorum. Açıkçası içimizi ısıttınız bugün. Sağ ol sevgili abi. Türkiye'nin böyle bir yöneticisinin olması, bir belediye başkanının olması çok önemli. Biz kişilerle doğru ilişkiler kurarız. Kişiler üzerinden götürürüz. Politikamız da böyledir. Evet. İdeallere, partilere, programlara değil, kişileredir bizim ilişkilerimiz. Doğru. Dolayısıyla bir Seferihisar fenomeninin arkasında Tunç Soyer olur. Ben biliyordum. Sağ olun. O yüzden sizi konuk etmek istedim. Çok güzel oldu gelişiniz. Çok teşekkür ederim. Benim için de içimizi ısıttınız. Sohbet. Sağ olun. Biraz sağ olun. Bizi sınavdan mınavdan aldınız götürdünüz, program gerçi sınav programı ama bu da sınavın bir parçasıdır. Genç insanlara öğüt vermek istemiyorum çünkü onlar artık öğüt dinlemek istemiyorlar. Haklılar. Çare nedir? Örnek göstermektir. İşte size örnek. Sağ olun. Donanımlı insan, iyi niyetli insan, geleceğe dair projeleri olan insan, projelerinin büyük bölümünü gerçekleştirmiş insan. Sen de olmalısın. Bu böyle ütopik bir şey değil işte. Yapılabiliyor. Üzerine ölü toprağa serpilmiş. Allah kahretsin bu sistemi. Yahu tamam demiyorum ki ben, bu sistem en iyisidir, en güzelidir. Allah kahretsin. Tamam da abi duruyor işte bak, geldi. Geldi yani. 10 günün kaldı. Gireceksin bu sınava. Bu akşam otur bir daha bak, bir daha çalış. Şu kalan 10 günü değerlendir. Oluyor bakın. Kararlılık istiyor. Duruş istiyor.
öf dediği zaman birisi hop bir tarafa, öf, bir de bu tarafa. Hayır, duracaksın kardeşim, dik duracaksın. Para kazanılır. Statü çok önemli değildir. Adının önünde bilmem ne yazması hiç önemli değildir. Çünkü ona gösterilmez saygı, sana gösterilir. Sevgili çocuğum, biraz daha çalışabilmen için ne yaparım bilmiyorum. Senin yerine çalışmak isterdim ama benden geçti artık. Bu sınava sen gireceksin, kendi başına olacaksın. Sınavda kimse olmayacak yanında. Ben olmayacağım, annen olmayacak, baban olmayacak, hiç kimse yok. Tek başınasın. Başarabilirsin. Öyle gaz değil bu söylediğim. Laf salatası yapmıyorum. Ucuz gaz değil bu. Aklı kullan. Sana verilmiş en kıymetli şeydir akıl. Bunu kullan ve bitir şu işi. Sana ihtiyacımız var. Tunç Soyer'lere ihtiyaç var bu ülkede. Bu ülkede iyi öğretmenlere, iyi mühendislere, iyi işletmecilere, iyi ziraatçilere hala ihtiyaç var. Her yerde işletmeci var, ben işletme yazmayayım. Yahu iyi işletmeciye her zaman ihtiyaç var. İyi. İyi ol. Gözünü seveyim. Konuştuklarımızdan ne çıkarırsın bilmiyorum. Biz ortaya söyledik. Sen payına düşeni al. Kafana basmamış olabilir, canını sıkmış da olabiliriz. Yani kusura bakma, dostacı söyler. Birileri kırılabilir. Ben programın başında Sayın Çetin Say'a ve Sayın Bakan'a hitaben bir şeyler söyledim. Yanlış şeyler söylüyorlar dedim. Yani kırıldılarsa kusura bakmasınlar ama yani bunları da söylememiz lazım. Çok iyisiniz, bravo, helal olsun, her şey çok güzel. Yok böyle bir şey, böyle bir dünya da yok zaten. Peki. Tekrar yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bitirelim mi? Tamam. Yeter bu kadar. Evet. Söz ortadadır, isteyen hakkına düşeni alır. Çocuklarım, tekrar görüşmeyi umarak. Ne olur gevşemeyin, olur mu? Hepinizin gözlerinden öpüyorum, hoşçakalın. İçin eğitim dünyasında güvenilir ve deneyimli bir rehber. Cihat Şener sizinle. Hayatımız Sınav her cuma 22'de artı 1'de. Görme kayıpları dahi yaratabilecek, gözlerinize güneş ışınlarından koruma yetisi olmayan ürünleri asla kullanmayınız. Dedik, geldik bu güzel diyara. Birlikte Datça'yı gezip dolaşacağız. Burada bakalım neler bulacağız, kimlerle tanışacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Datça turumuz başlıyor. Datça turuna tekneyle başlayalım istiyoruz. Bugün balık tutma zamanı.
Datça Körfezi'nin muhteşem balıkları. Bekleyin bizi, geliyoruz. Datça'da keyifli bir sabah değerli izleyenlerimiz ve Selo 1 işte bizi balığa çıkartacak teknemiz. Hem Datça'nın güzel sahillerini, koylarını çekeceğiz. Hem de gördüğünüz gibi Palamut'a çıkıyoruz. Varsa efendim Palamut'a gelmek isteyen buyursun. İşte teknemize biniyoruz. Şimdi teknemizdeyiz. Burada balık avlamaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Kısa bir zaman dilimimiz var ama olsun. Yani olabilir. Niye olmasın yani? Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi artık takım hazır. Takım hazır. Yola çıkabiliriz. Kaptanımız hazır. Kaptan hazır.